Nazilli Belediyespor Yönetimi Vali Keremalı makamında ziyaret etti. Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur ve Belediye Başkanı Haluk Alıcı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Keremalı Nazilli Belediyespor forması hediye edildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel de ziyarette yer alırken Vali Keremal, Nazilli Belediyespor'un ikinci ligde başarılı olduğunu belirterek kulübe destek olacaklarını söyledi. Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur da Vali Keremal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte Nazilli Spor Kulübümüzün yöneticileri bir nezaket ziyaretinde bulunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretten Nazilli'ye daha az zaman ayırdığımız sonucunu çıkarıyorum ben. Evet, onlar nasıl olsa ikincilikte zaten yürüyorlar dedik. Biz Aydın'ı da ikinciliğe çıkaralım diye, en az ikinciliğe çıkaralım. O telaşla biraz ihmal mi ettik? Bundan sonra maçlarda belki vakit buldukça daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Kendine başarılar diliyorum. Zaten başarılı bir takım. Üçüncülükten ikinciliğe çıkmamızdaki desteğinizden dolayı tüm Nazilli keşke fazla destek olabilseymiş ki de. Adına Nazilli Belediye Spor adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağ olun. Desteklerinizin devamını diliyoruz. Sağ olun. Şöyle, biraz da psikolojik bir durum. Aydın İli bir zamanlar birincilikte oynamış. Başarılar elde etmişler. Sonra tamamen lig dışı kalınca büyük şehir olan bir ilde il takımının yani merkezdeki takımın Aydın ilini adını taşıyan bir takımın yerlerde debelenmesi hiçbirimizin hoşuna gitmiyordu. Belki önceliğimiz o olmalıydı yani o bakımdan yani. Aydın Spor şu an başarılı. Grubunda lider 2 puan önde yani. Dilerim ki en azından Nazilli'nin başarısını onlar da yakalasınlar. Yani. Belediye Başkanı Haluk Alıcık da Vali Keremalı maça davet etti. Bu sene Aydın Spor şampiyon olacak. Biz de birinciliğe çıkacağız. Fethi'de birinciliğe çıkacağız. Bu sene sağ olsun başkanım hakikaten arkadaşlar çok güzel bir kadro kurdular ikinci yarı özellikle. Özellikle ikinci yarı ikinci maçı olabilir. Bundan sonraki maçlarda da bekliyoruz Sayın Vali. İnşallah. Şu an ne durumdayız? Puan durumu olarak puan, şu an liderle aramızda 6 puan var. Liderle aramızda 6 puan var. Ama lider 6 puan olması da fark etmiyor. Çünkü onlar Melih Gökçen'in takımı. Eğer Ankara Spor'la eğer aynı ligde olacak olurlarsa her iki takım da aynı grupta olma şansı yok. Olmuyor. O yüzden sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden her takımın şansı var. Kulüp Başkanı Hilmi Volaka ise hedeflerinin PTT 1. Lig'e çıkmak olduğunu belirtti. Bizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu maddi manevi desteklerini de Sayın Valimizin bekliyoruz. Biz de Aydın'ı bir üst ligde, 2. ligde temsil eden bir kulüp olarak ve ikinci yarıya çok daha iyi hazırlandık. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah Aydın iline yakışan bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz PTT 1. lige çıkmak. İkinci yarı dediğim gibi iyi transferlerimiz oldu. Hocamızın isteği doğrultusunda. İnşallah hedefimiz bir üst lig